Gani abimiz mahallede çok etkilidir. Mahallede beyindir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Kim Yaşar arkadaşlarımız. Burada herkes böyle birlikte dip dibe yaşıyor herhalde, değil mi abi? Mahallemizden çok memnunuz yani. Bir kişi çıkarmıştı. Olsun diye birisi yaptı. Ne eğlence biter ne gürültü biter. 24 saat hareket var. Ama asıl olan... Gece misafirlerimiz gelir. Kim var benim? Sağ ol. Bütün burada 6 aylılığı ben Müslümanlık gibi aşıladım herkese. Ciğersiz. Ciğersiz Ali abi selamlar. Biz de bir Murtaki'ye doğru bir gidelim diyoruz. Dikkat edin. Yani dikkat edilecek yani. Oraya inmeyi tavsiye etmiyorum. Ben de. Çünkü ben kuşağıyım. Bak bir işi gelecek ki hayırdır falan. Sen kimsin diye. Burası İzmir'in en eski gecekondu maalesef. Siz nerede? Kuruçaylı mısınız? Aynen. Çok büyük tehlike olmuyor. Videonun asıl kısmına geçelim o zaman. Murtaki'ye hazırız. Hadi bakalım. Bu sokağa giriş yasak. Herkese Türkiye'den, memleketim İzmir'den selamlar. Yüzümden de anlayabileceğiniz gibi şu anda gerçekten çok mutluyum. Çünkü 11 ay sonra ülkeme geri geldim. 2 haftadır açıkçası böyle ben bir dinleniyorum. Kendimi inzivaya çektim. Biraz dinlenme moduna girdim. Çünkü gerçekten çok yorulmuştum. 11 aydır bir gün bile boş yapmadım, öyle söyleyeyim size. Yani Yeni Zelanda'da zaten amacım çalışıp para biriktirmekti. Yani rahat bir şekilde yolculuğun devamını sağlamaktı. YouTube'daki videolarım da çok teşekkür ederim ki çok güzel gitti. Ve yani beklentimin bile üzerinde izlenmeler alarak gerçekten kendimi en azından bu yolculuğum sırasında rahat bir konuma getirmeyi başardım. Videolarda hep söylüyorum ya, like'ı esirgemeyin diye. Tabii videoları beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız like atın, ne olursa olsun virgül yazın, nokta yazın falan diyen bir yapım ve tavrım da yok zaten. Ama beğeniyorsanız aşağıdaki like tuşuna bastığınızda bu gerçekten videolara ve kanala bir destek oluyor. Ya unuttuğunuzu bildiğim için ben de hatırlatıyorum. Kendim bile ben YouTube'da bir şey izlediğimde unutuyorum yani. Hatırlatıldığında videoyu çeken kişi tarafından elim like'a gidiyor. Tabii videoyu beğeniyorsam. Neyse şimdi burada bir seriye başlamak istiyorum. Kendi memleketim İzmir'de. Nasıl ki farklı ülkelerde tehlikeli mahalleler konsepti yapıyorum. Ben bunu Fas'ta yaptım, Ukrayna'da yaptım, Tayland'da yaptım, Yeni Zelanda'da yaptım. Zaten YouTube yokken daha öncesinde de ben gittiğim ülkelerde bu tarz tehlikeli denilen yerlere girip oraları da deneyim etmek istiyordum. Bunu da nasıl yapıyorum ben? Oranın insanına, yani hangi ülkedeysem o ülkenin insanına veya ülke küçükse o şehrin insanına soruyorum. Diyorum ki buradaki sizin en tehlikeli varsaydığınız veya tehlikeli bulduğunuz mahalle, bölge neresi? O insanlardan o mahallelerin, bölgelerin ismini alıyordum, adreslerini alıyordum ve gidiyordum oraya. Tabii oralı, orada yaşayan birini önceden bulmam her zaman faydalı oluyor. Çünkü yani bir şeyleri anlamadan geçmekle anlayarak ve oraya ortak olarak geçmek arasında fark oluyor. Size gösterirken de daha kaliteli içerik çünkü. O yüzden böyle yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde şimdi İzmir'de de bunu yapacağım. 3-4 videoluk tahminimce, belki bu 5 video olur veya 2 videoda da kalabilir, bilmiyorum. İzmir'in en tehlikeli denilen sokaklarını, mahallelerini birlikte gezeceğiz, göreceğiz. Bu arada en tehlikeli denilen diyorum, buranın insanına soruyor. Kendi kafamdan bu bölge çok tehlikeliymiş, hadi gidelim görelim demiyorum. Gündüz vakti belki hiç tehlikeli değil ama gece vakti tehlikeli oluyordur. Veya gerçekten tehlikeli değildir artık. Bunları hep beraber gittiğimizde aynı anda birlikte göreceğiz. Çünkü ben 30 yıldır İzmir'de yaşamama rağmen, burada doğmama rağmen buranın da birçok yerine girmedim, çıkmadım. O yüzden güzel de bir çevremiz var burada artık. Orada yaşayan insanlarla birlikte de iletişim, etkileşim kurarak en tehlikeli mahalleler konsepti adı altında böyle bir 3-4 videoluk seri yapmayı planlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bugün Murteke mahallesine gideceğiz. Yani Murteke'yi birçoğunuz duymuştur. Zaten İzmirliyseniz %100 duymuşsunuzdur. Hani o polisin giremediği falan denilen, bu şekilde varsayılan böyle bir efsanenin olduğu, tabii gerçek mi değil mi onu ben de tam bilmiyorum. Gideceğiz bugün, göreceğiz. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Ama tabii dediğim gibi bugün gündüz vakti gideceğiz. Bir de bunun gecesi var. Gecesini de ayrı çekeceğim. Çünkü bambaşka bir atmosfer oluyor gece. Bugün gündüzüne bir bakalım. Oradaki insanlarla tanışalım. Oraya da Altay'ın eski meşhur amigosu Murat Baba ile geçeceğiz. Murat Baba'nın bir kahvesi var. Şimdi biz kahvesine çıkacağız. Kuruçay'ın biraz üstünde kalıyor. Oradan sonrasını artık doğaçlama olarak siz de ben yaşarken göreceksiniz. Şimdi gireceğiniz mahallede güvenlik kamerası yok ama şöyle en azından resmetmişler. Kamera var gibi gibi.
Kameraya da gerek yok zaten. Herkes birbirini tanıyor. Hepimiz tarafından, İzmirliler tarafından özellikle bilinen belli başlı bölgeler, mahalleler var. Tehlikeli olup olmadığı, tehlike konsepti, güvenlik konsepti, bu kelimeler insanların kendi fikirlerine ve algısına göre değişebilecek şeyler. O yüzden ben denilen üzerinden hareket ederek böyle 4-5 bölge belirledim İzmir içinde. Ama zaten girdiğimizde göreceksiniz. Biraz daha farklı yerler. Yani kendi dinamiğiyle olsun, kendi yaşam stiliyle olsun farklı bölgeler. Bu videoda böyle yumuşak bir giriş olsun. Şimdi biz Umur Bey Mahallesi'ndeyiz. Umur Bey Mahallesi'nde biraz etrafa bakalım. Sonra bu videonun asıl konusu olan Murteke Mahallesi'ne geçeceğiz. I ile değil bu arada, o da yanlış biliniyor. Murteke diye, Murteke. Orayı da Oralılarla birlikte böyle güzelce bir gezeceğiz. Şimdi burada böyle değişik sokaklar var. Yücel Usta, Dar Ağaç. Burası Dar Ağaç Mahallesi mi? Burası Dar Ağaç diye geçiyor. Dar Ağaç Mahallesi mi? Sanırım. Şimdi Dar Ağaç Mahallesi demiştim. Dar Ağaç'tan da anlayacağınız gibi işte tarihsel olarak burada neler yaşandığını tahmin edebilirsiniz. Yokuş yukarı. Çıkalım bakalım. Hayırdır sen diyor. Arapça bilenler yoruma gelsin. Alican'ı muhtemelen uzun zamandır izliyorsanız eğer kanalı, Irak videolarından hatırlayabilirsiniz. İşte o meşhur İran iPhone 13 Pro'yu alan arkadaş bu. O video da bayağı izlendi değil mi? Bayağı izlendi o video. Bayağı 700 bin falan. Oldu mu? Tabii. Sen 700 bin kişi izledi yani. 5 milyon izlenirse senin bana bir iPhone sözün vardı. Evet. Artık iPhone 4 falan al. 25 yıl falan evet. Olmuştu. 25 yıllık falan arkadaşım falan. Yani. Otomatik ben de senin 25 yıllık arkadaşım. Sen de benim 25 yıllık arkadaşım. Var ya. Acayip acıktık. Allah bu ne ya? Allah Allah. Ya bu sokak. Kim bunlar? Bilmiyorum. Bunlar kim mesela ya? Soralım mı abi? Abi selam aleyküm ya. Bu nedir biliyor musun? Kimler ya? Çizen arkadaşın ailesi. Ha öyle. Ha öyle tanıdık birileri değil. Tanındık birileri değil yani. Değil. Kendi ailesinin resmini aldı böyle. Onlara baka baka çiziyor. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Buralı biri, herhangi biri. Ankara'dan geldi. Var aralarda her yerde var. Sokakların arasında falan komple var. Ha devam ediyor böyle. Tabii bu sokaklar böyle. Bütün sokaklarda var. He. Bak o kadar şeyde var. Geri sokakların içinde. Burası hala Dar Ağaç Mahallesi evet. Böyle. Ben eminim İzmirli olup da çoğunuzun gelmediği hadi yerdeyiz. Evet. Ben alayım onu da. 20 lira alayım onu da. Geliyor. Bekle. İlginç ya. Böyle bir sanatsal bir hava vermişler burada sokaklara. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz demiş. İçinde bulunduğumuz günlerde anlamlı bir üç kelime oldu galiba. Bu da geçer yahu. Bu arada artık like'ları esirgemezsiniz diye umuyorum. Pamuk eller like tuşuna. Aşağıdaki like butonuna, beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Tabii eğer videoyu beğendiyseniz, yoksa videoyu beğenmediyseniz öyle bir şey istemiyorum zaten. Ama beğenmediğiniz noktada da yorumlarda niye beğenmediğinizi belirtebilirsiniz bence. Evet. İşte Alican böyle yorumlar katabilir bu videoya. Yemek orada yok. Sorsana ya. O tarafta. Ama artık bir şeyler yiyelim ben. Köfte ekmek 50. Şu an hiç bakmadan yiyesim var ya. Gördüğüm her şeyi. Yemek evi diyor bak. Ev yemekleri var. Ev yemekleri var. Ne yapalım, girelim mi? Bence bir selam verelim ya. Girelim. Merhaba. Kolay gelsin. Şimdi bir yemek yiyelim dedik. Acıktık. Ne yemek var? Burada da günün menüsü şöyle. Şimdi ev yemeklerinin olduğu bir yere geldik. Şu anda tek bir menümüz var zaten. Şöyle bir cacık. Ben de bunları özledim bu arada ya. Ben bunları 11-12 aydır, bir yıldır yemediğim şeyler bunlar. Şöyle bir şehriye çorbası geldi önden. Bir de yanında cacık var. Limon her şey gidiyor ya. Limon var ya. Abi limonu ben İran'da limon. Kebabın üzerine sıktıktan sonra her şeyin içine, üzerine sıkabileceğimi anladım. Limon yani kahveye bile sıkarsın ya. Sıkmazsın da sıksan bir şey olmaz. Saçına bile sıkarsın ya. Saçına sıkarsın, jöle olur ya. Şimdi Tayland'dan geldim. Tayland'da böyle pilav, her yerde pilav tamam ama Türk pilavı değil abi. Böyle tatsız tuzsuz böyle bir pilav oluyor orada. Onları yemekten de bıktım ya. Müthiş bir görüntü yalnız ya. Renkler, evet. Limonu sıkabildiğimiz bir şey daha. Sıçradı, cacığa da geldi. Cacığa da sıkılır ama daha güzel olur. Hiç yedin mi ekşi cacık? Evet, Alican acıktı gördüğünüz gibi. Kamera tutarken öbürünün de kaşık var. Çorbasını alıyor ondan.
Abi ben çok açım ya gerçekten. Al tamam ben canım. Nasıl beğendiniz mi yemeklerinizi? Ben çok beğendim sen. Valla gayet güzeldi. Kuru fasulye mesela çok iyiydi. Buralı mısınız? Tabii ben doğma büyüme hemen arka 1532 sokaktayım. Ha bayağı burası yani. Tabii burada tabii. Dar aşısınız. Doğma büyüme. Dar aşısınız. Biliyorum bütün her yer böyle burada çok güzel. Yani herkes kapının önünü temizler. Akşamlar oturur, çaylar kahveler içilirdi. Her komşu birbirine giderdi. Kapılar boyunca her şey açık her zaten. Her şey açık. Ha. Tabii öyle kepenkti, demirdi, hiçbir şey yok. Şimdi işte o en büyük değişim tabii belki o değil mi? Evvelden bu mahallemizde yoğurtçular geçerdi. Böyle askılı yoğurtçular geçerdi. Her şeyin neşesi kaybolur. Hiçbir şey kalmadı. Adam arabada buzlu salatalık satardı, soyardı, öyle verdi. Şimdi nerede? Zaman içerisinde teknoloji vesaire işte buraya geldik. Ama bu sadece bu mahalle, bu bölgeye özgü değil abi. Çok bu her yer için. Tabii. Biz de bir Murtaki'ye doğru bir abiler var orada. Bir gidelim diyoruz. Dikkat edelim. Her yerde abi işte. Yani. Orası biraz şeydir. Yani dikkat edilecek yerde. Çünkü iyisi de var, kötüsü de var. Mutlaka her yerde. Her yerde olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz vallahi. Ayağınıza sağlık. Tanıştığımıza memnun oldum. Size iyi günler olsun. Bir detay dikkatimi çekti. Onu söylemeden yapamayacağım. Çok hoşumuza gitti çünkü. Sürahi'yi getirdin ya abi. Bu sırma sudur dedim. Evet. Bak burada. Bundan evet, dolduruyorum. Evet. Dolaba atıyorum. Burada suyum böyle. Herkese evet veriyor. Abi şu an karınlar doydu şu an. Bak, doydu şu an bak daha farklı. Devam yani. Şöyle gidelim mi? Enerjiyi topladık. Ama sokaklar rengarenk ya. Harika, harika ya. Aynen. Bu arada bu videoda çok fazla subliminal mesaja maruz kalacaksınız. Bu video genelde Altay üzerinden dönecek. Çünkü şimdi gideceğimiz Murat abi de zaten Altay'ın en eski ve en böyle artık en bilinen insanlarından biri. İzmir'deki bu tehlikeli mahalleler dediğimiz serinin diğer videolarında da tabii Karşıyak olsun, Göztepe olsun bunlardan da bahsedeceğiz. Oradaki bazı bölgelere de gideceğiz. O yüzden eşitiz. Hiçbir İzmir kulübü arasında bir ayrım yok. Hani o bilinsin en baştan. Güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel. O zaman şimdi biz yavaştan Murat abinin yanına çıkalım. Oradan da Murtake mahallesine gideceğiz zaten. Karnımızı da doyurduk, enerjimiz de tam şu an. Videonun asıl kısmına geçelim o zaman. Murtake'ye hazırız. Hadi bakalım. Sessiz. Evet abi. İsminiz ne? Çınar. Çınar Rüzgar. Benim de Rüzgar abi. Yani siz aşağıda mı oturuyorsunuz? Aynen abi. Gideceğiz, gideceğiz oraya da gideceğiz. Dur oğlum. Kameraya söyleme. İsmin ne diyor? Abi? Tamam. Söyle abi, ne demek istiyorsun? Bu abimize abone oldum abone. Güzel mesaj. Siz nerede? Kuruçaylı mısınız? Aynen abi. Valla. Geleceğim sonra oraya da. Çok büyük tehlike oluyor. Şimdi çok sevdiğimiz bir abimizin yanına geldik. Büyük Altay Kıraathanesi'ne. Biz bir içeri girelim. Şurada içeride konuşalım. Çok ses var dışarıda. Burası İzmir'in gece kondu mahallesi. Bu kahve 35 yılını tamamladı burada. İlk açan benim burada. Sonra devretti buraya ama halen Altay devam ediyor. Burada bir Altay sevgisi var. Müşteri korkmayı yaşlılarımız akıl rahmetine kavuştu ama onların çocukları halen burada devam ediyor yaşam. Evet, sürdürüyor. Herkes birbirini tanır. 7'den 70'e herkes birbirine barışık. Genelde siyaset konuşulur. Ağırlıklı konularımız siyaset, evet, futbol mu abi? Evet, evet. Burası sabah 5 dilimi açılır. Akşam 12'ye kadar devam eder. 12 dilimi kapatılır. Ertesi gün yine devam eder. Peki tam olarak neredeyiz abi biz? Yani burası, insanlar bulmak istese. Evet. Burası tam olarak neresi? Burası İzmir'in en eski semtlerinden. Yültepe'nin eteğinde Boğazcı semti. Tepeciğinde üstü. Tepecik çok meşhurdur. Onun üstü. Burası İzmir'in en eski gecekondu mahallesi. En eski gecekondu mahallesi. Aynen öyle. Evet. Yani şu an İzmir'in en eski gecekondu mahallesi. Kesinlikle. Abi. Ben burası bizim ama meşhur Kuruçay'da. Garsonumuz var burada Kuruçay'da. Öyle mi? Ciğersiz. Ciğersiz Ali abi. Ciğersiz Ali. Meşhur. Ciğersiz Ali işte bu. Meşhur. Ciğersiz Ali abi selamlar. Abi selam, bizim müdürü. Hoş geldin. Öyle mi? Evet. Nasıl? Kahvemizin müziği. Evet, onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Aşağı tarafta Kuruçay galiba. Oraya inmeyi tavsiye etmiyorum. Ben de. Çünkü ben Kuruçaylıyım. Doğma büyüğüm. Bayram doğurdum. Öyle mi? Orası doğru, biraz sıkıntılı. Neden peki? Onu çok duyuyoruz. Hep sıkıntılı, tehlikeli diye. Neden tehlikeli? Şimdi. Evet. Onu sen. Tabii tabii. Şimdi oraya gittiğin zaman ister istemez
yabancı köyleri salça olacak. Ya bir işi gelecek işte hayırdır falan. Ya sen kimsin diye. Burada gelince. Aynen. Sen tamam, beraber olursak sen orada bir şey yok ha. Bu Ali abi sağ olun. Teşekkürler. Tamam abi. Öyle tekmelelik. Ha bir şey yapmazlar ama mutlaka içeride. Hadi Murtakaya yolculuk kaçalım. Murtakaya mı abi? Kendinize iyi bakın. Memnun oldum abi, görüşürüz. Geliriz geliriz. Her zaman bekleriz. Uğrarız abi sonra. Beklerim. Görüşürüz. Rahat abi. Burası Kuruçay'ın muhtarlığıymış. Kuruçay'ın muhtarı. Buyurun buyurun, buyurun oturun. Gel otur abici. Murtake mi Murtake mi? Murtake. Uyla. Murtake evet. Aslında. Yani Murtake. Murtake. Evet. Murtake. Evet evet, çünkü orada zaten gittiğinizde o atmosferi görürsünüz. Orada bir sinema Özen'in kahvesine döndü. Sen tamam, daha iyi bilirsin biliyorum. Murat abi. O sinema eskiden kilisemiş. Ermeniler yaşadığı için eski ismi Murtake olarak geçer. Evet. Çünkü galiba Murtake isimli başka şehirlerde de böyle. Evet, evet, evet. Mesela bizim mahallemizin adı Kuruçay Mahallesi. Kuruçay Mahallesi. Suyu çok aktığı için Kuruçay olarak geçiyordu. Bizim mahallemiz 8500 yıllık tarihi olan bir mahalle. Babası da Güzel Parti'nin. Güzel Parti'nin Roman çoğunluğunda yurttaşlarımızın kurduğu partinin genel sekreteri. Dönmeli gördü, hastanenin oradan geçiyor. Adamın Allah Allah'a ya var ya, bir şey söyleyeyim mi? Bizler aslında bu enerjiyi Murat abimden, burada doğru duran, yani düzgün background'ı olan, geçmişinde de temiz işler yapmış ve hala enerjisi olan büyüklerimizden aldık. Millet sevdalısıyız. Yani millet sevdalısı olmak bir siyasi şuura tabi olmak değildir. Millet sevdalısı olmak ülkücü kökenli, şey. Ülkücü kökenli olmak değildir. Partiler üstü bir kesinlikle. Şey, siyaset üstü yani, bir şey tabii. Millet sevdalısı olmak... Havayı sevmek, güneşi sevmek, hayvanı sevmek, bitkiyi sevmek, insanı sevmek. Sizin gibi bizim mahallemizden gelmiş, mahallemizin içinden çıkmış, gelip bizim amatör kulüplerde hikayenizi anlatmanız bizlere daha çok ilham verecektir. Gel bakalım bu. Şimdi Murtake'ye gidiyoruz. Tamam. Murtake'ye, Murtake'ye. Evet, hadi bakalım. Burayı da mı çalıştın evet, abi? Abi. Bütün burada Altaylılığı ben Müslümanlık gibi aşıladım herkese. Öyle mi? Ben doğma büyüme bir de buradayım yani. Şimdi 70 düşün. Nasıl? Abi 70 yaşındayım. Abi inanmam. Vallahi inanmam. 70 yaşında mısın sen? 70 yaşındayım. Ya 60'a çok okeydim ama 70. Yemin ediyorum o tribünlerde böyle parmağımı oynatıyordum. O 20 bin kişi böyle yapıyorum böyle yere yatıyor. Böyle yapıyorum böyle kapıyı burada yapıyorum. Hep taraftar temsilciliği yapıyorum. Tribün liderliği yapıyorum. Amigoluk. He. Murat Baba benim lakabım. Nereye gitsin İzmir'de futbolu Murat seven Baba. Herkes Murat Baba der bana. Altaylı Murat Baba. Burası 50 sene önce böyleydi, gene halen böyle. Hiç değişmedi. Bir tane yatırım yapmaz. Buraları gecekondu mahallesi böyle. 50 yıldır böyle yani. Aynen. Hiç değişmiyor. Ha, ondan önce şimdi de biliyorum. O zaman bahçeydi buraları. Yavaş yavaş böyle gecekondulaşma oldu. Ya akşamları buraları efsane oluyor böyle. Herkes dışarılarda kalıyor. Öyle mi? Buralar yani şey. Tabii şalvarlı. Curcuna yani. Curcuna. Kimisi şarabını burada içiyor. Kimisi orada bak düğün keman çalıyor böyle. O zaman bir gün akşam gelmek şart oldu bize. Böyle sabah salır başka yerde görmek zor. Değil mi? Sırf roman burası. Sırf roman. Yavaş buradan geçerken. Karşına giden cadde Tepecik Caddesi. Esas adı Tepecik. Tepecik diyor. Sağ ol. Konak Meydanı'nda otururum, bir kafede bir kahvemi içerim. Akşama tekrar dönüş yapıyorum oradan. Dönüşümden sonra iş yerimizde kahvemizde otururum. Eşimle dostumla biraz siyasi muhabbet, biraz spor muhabbeti. Bizde futbol muhabbeti hiç bitmez. Tekrar eve dönüş. Ondan sonra evimizde işte Allah ne verdiyse ufak tefek biraz kayıntı yaparız. Kayıntı diyoruz biz de yemek yeriz. Yemek. Ufak kayıntı. Güncel hayatımız böyle geçiyor. Buradaki arka taraftan gireceğim. Buradan geriye git. Boş mu arkası? Buyur abi geliyor, işe geliyor, motor geliyor. Hemen cevabı abi verdi. Buradan mahalle başlıyor mu diyeceğim. Galiba başlıyor. 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 Orada at arabası at var. Bir mahalleye giriş oradandır orada. Sol gibi gözüküyor. Gel. Pazara geçmenin de buralarda dur. Dur dur burada dur. Heh, burada bizden de gelin. Hadi inelim bakalım. Hadi bakalım. Murtake'ye geldik. Keşke gece gelsen. Burası cıvıl cıvıl olur. Şimdi insanlar uyuyor. Ben sen de onu okuyayım arkadaşlar.
zaman akşam. Akşama gecesini görmek. Bizim burada sabaha kadar gezdikleri için bu saatler bu saatler. Abi siz o zaman Tayland gibi burası da. Tayland gibi abi. Burası Tayland gibi abi o zaman. Bunlar muhtakinin mühend taşları, Altaylılar. Bu kadardan elimde büyüdüler. Bu kadar. Aynen. Yaşları onardı bunları. Elimden ayağımdan paçalarıma sordular. Çok doğru. Burası şimdi Murteke olarak mı geçiyor? Kahramanlar Ege Mahallesi. Peki Murteke dedikleri yer neresi? Yer. Burası işte. Samet yer. Eski ismi. Gelsin. Eskiden burayı Mortakke diyorlarmış. Selamünaleyküm baba. Mortakke. Hoş geldin. Ne yani burada Sametciğim, eskiden çok bak. Eskiden. Sağ olun abi. Eski baba. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Abi bakar mısın? Bak. Bak. Yani, çocuğunun adını Altay koydu. Çay su ver. Çay. Öyle mi? Altay mı? Tabii. Altay yapacağım. Altay çay. Vereyim baştan. Baba şeker yetiyor mu iki tane? Tamam hazırdınız mı? Çıkacağız Allah razı ile ya. Şeker iki tane yetiyor mu? Şeker al ya, şeker istemem. Ben 11 aydır Türkiye'de yokum, şu Türkçenin öyle özledim ki evet. Var ya. Ama böyle bir çay değil. Bu muhabbeti öyle duramazsın sen. Bu. Bunlar benim evlatlarım ya. Aynen. Özledin mi çayı? Valla özlemem mi ya? Şu çayı harbiden çok özledim ya. Benden istediler. Ben onlara dedim ki... Ben sana çayla güzel geçirdim. Valla. Şey, Dallas Mehmet'in akşamüstü gel. Değil mi? 7'den sonra mı böyle? Ama ben çok arayabilirim zaten bu hafta. 7, 8. Şeyin Ahmet'in oğlu. Tamam. Ne istiyorsan? Sen anlat bakalım ya. Ne? Mortakke neden deniliyor? Ya sen dedin ki doğru. O çay tepecik mi? Mortakke takıyor. Mortakke. Mortakke mor. O zaman da Mortakke bir şey. Mortakke oldu şimdi. Mortake. Mortake. Mortake'ydi yani. Mortake sonra oldu. Eskiden insanlara asıyorlarmış. Tamam mı? Evet. Burada da kilise varken burada asılacak insanlara Mortake giydiriliyormuş. Yani Mortake işte. Altay dedim mi Yaşar evet, geliyor. Tabii öyle. Evet abi. Aç babayı. Evet. Şimdi ben benim. Burası senin evin. Cumart sigara dokuzuncu. Şey. Vay. Tamam. Biraz kilo yapmışsın ama. Maşallah. Takıl bana hayatını yaşa. Ben yürüyorum evet. Şimdi burada. Sen motora at bir kenara. Hadi öpüyorum sizi. Allah'a emanet tamam, olun. Burası bizim kulübümüz. Ege Çağla kulübü. Burası? Evet. Buranın kulübü. Evet, mahallenin takımı. Evet, küçük yaştaki çocukları da böyle kötü alışkanlıklardan uzak tutuyordu yani spor her zaman. Aynen. Böyle buranın ana bir caddesi var mı böyle? Aslında bu ana caddesi. Ana cadde burası. Burası. Böyle... Efsane bile de Ege Mahallesi dedin mi burası? Ege Mahallesi. Ya burada ne eğlence biter ne gürültü biter. 24 saat hareket var. Ama asıl olan... Gece misafirlerimiz gelir. Evet. Mahallede türbe var ya. Sabaha kadar gelip giderler. Gece misafirleri. Dördüncü katı oraya ışık çıkıyor. Ya yalan mı Yaşar? Bir kere öyleymiş. Ben gördüm. Gördün mü? Şey mi olmuş? Dördüncü katta eşek mi vardı? Evet. Ama her sene biz bu soruyla karşılaşıyoruz yani. Nereye gitsek? Ama insanı cana yakın. Merhametli. Bu Ramazan arkadaşımız. Bir kişi çıkarmıştı. İptelik olsun diye birisi yaptı. Dedik olsun diye birisi yaptı. Öyle kaldı. Senelerdir öyle gidiyor. Ya onu topluma mal edemeyiz. Öyle ha, bir şey olmaz. O topluma mal yani. Oldu. Ya, onun şey olsun diye. Senelerdir ama bu muhabbet oluyor. Ama bu mahalle. Evet, evet senelerdir bu muhabbet. Ben sendika gurur duydum. Aynen. Kardeşim var burada. Sağ olsun. Evet, sağ olsun. Mezara kadar. Mezara kadar. Yürüyelim gene ben. Karabalar. Merhaba. Bir şey söylemek ister misin? Efendim? Bir şeyler söylemek ister misin? Ne gibi? Mahalleyle ilgili. Mahalleyle. Ne diyorsun mesela? Abimiz eski mahallemizden çok memnunuz. Helal olsun sana. Mahallemizden çok memnunuz yani. Daha 100 sene yaşasak burada gene Allah kalabiliriz yani. Allah sana inşallah çok sağlıklı uzun ömürler versin. Versin bakıyoruz abi. Bir an evvel yıkım daha. Olsun da kurtulalım i̇mar, buradan. İmar gelecek yani. İnşallah. Kentsel dönüşüm olacak yani. Burada. Kendine iyi bak abi görüşürüz. İyi günler. Buralarda bayağı akşamları o zaman insanlar sokakta. Çok kalabalık. Sokakta oluyor herkes yani. Herkes çıkar. Öyle sabah mi? Sabaha kadar. 10 sene sonra bir şey göremez. Yıkılacak yani. Gani abimiz bu mahallede çok etkilidir. Mahallede beyindir. Söyleyecek düşüncelerini paylaşın. Varsa böyle söylemek istediğim bir şey bütün Türkiye'ye olsun mahalleyle ilgili. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Kandık. Allah'a emanet olun. Eyvallah.
böyle içerilere doğru gidiyor mu abi? Şey, bir iki sokak var arkada. Evet. Bloklarımız kaç tane deprem gördü. Binanın görüntülerini alalım oradan. Aa, şurası çok ilginç bir yermiş ya. Evet. Şunlar ikisi karşı karşıya bakıyor. Aramızda hiç mesafe yok. Burası para etmiyor. Bunlar da 10 trilyon, 15 trilyon. Bir tane daire. Aynı şu uzun bloklar değil mi? Abi, biz karşı karşıyayız. Tezatlığa bak değil mi abi? Aynı toprak. Burası diyorsun olacak, hiç para olacak. Etmiyor. Biz para etmiyoruz. Onlar 10 trilyon. Sağ tarafı genel. A takım hocamız Baygol. Baygol'cum gel bir şeyler söyle. A takım hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Kim Yaşar arkadaşlarımız? Murat abi, amigomuz. Baygol Hasan, namı değer. Baygol. Evet. Evet, hocamız bizim A takımı. A takımın hocasıyım. Amatörde işte bir ismimiz var. Namı değer Baygol Hasan biziz. Topçu olamayan yeteneklilerden biri de biziz. Öyle ama mi? Gençliğe hizmet ediyorsun. Ediyoruz. Valla bir ara abi ben de genç takımda. Böyle biraz Baygol'dum da olamadık işte. Karşıya kadar altı doğrudu oynadı Şeytan Mehmet, biliyor musun? Bilmiyorum. Doğru. Ya. Senin baban iyi sol bek. Vallahi abi ne goller atıyor. Şeytan Mehmet iyi insandı. İyi insan. Gören değil mi? İyi topçu. Burada bu delikanlı bunu söylüyorsa yani biz babamı biliriz baba. Oynadığını. O da görse tanır bizi. Evet. Eskiden tanır ya. Babaya çok çok selam. Başlarına gider. Selam. Ama kadar günde inşallah bir maç olmak gibi. Ben Galatasaray maçı. Her şey ben. Aynen. Selam. Burada herkes böyle birlikte dip dibe yaşıyor herhalde değil mi abi? Belediyenin yaptığı. Belediyenin mi? He. O zaman bu dediğim olay 45 sene önce. Evet. Bu görüntüleri kaybetme. Bu sene 30 sene sonra İzmir'de böyle bir yer vardı diyeceksin. Kalmayacak o. Hepsi devasa binalar olacak. Videoyu başladığımız yerde kapatalım dedik. Böyle değişik bir kafeye geldik. Bu kafenin böyle bir yere açılacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. O güzelmiş yani. Kahveler muhteşem ya. Şu aromaya bak. Şey gibi, Serhat Peker video başlangıcı gibi oldu da. Ya ben burada asıl şöyle bir 11 ayı toparlamak istiyorum. Çok kısa toparlayacağım. Yani böyle gidip de Yeni Zelanda'da ne yaptım falan onları açmayacağım hiç. Genel anlamda bu son 11 ay, yani ülkeden son çıkışımla bugün ülkeye geri girişim arasında geçen süre bu sefer bana o kadar çok şey kattı ki, özellikle deneyim anlamında. Yani ben bir şeyleri, bir yerleri gezeyim, göreyim değil de daha çok deneyim odaklı hayattan keyif alan bir insanım ve artık zaten bu benim bir yaşam stilim olmaya başladı. E artık madem hayat akışım buna döndü, spor yapmayı seven bir insanım, sağlığına, gıda olarak da dikkat etmeyi seven bir insanım, o zaman yoldayken de bunu yapmam gerekiyor. Böyle önemli bir karar aldım aslında bu süreçte, bu 11 aylık süreçte. Onun dışında Yeni Zelanda'nın bana çok büyük bir artısı oldu. Hayatım boyunca hiç denemediğim bambaşka farklı işlerde çalışmak. Bunun getirdiği para, evet kesinlikle çok güzel para da birikiyor ama onun yanında muhteşem insanlar ve deneyimler birikti benim için. Farklı konularda, farklı alanlarda deneyim katmak oldu kendime. En fazla soru da Yeni Zelanda üzerinden geliyor aslında. Hem Instagram'dan hem de YouTube'da. O yüzden ben biraz ona bir değinmek istiyorum. Vizesini almak gerçekten çok zor Yeni Zelanda'nın. Ama Working Holiday vizesi, yani çalışma ve tatil vizesi. Ben bu vizeyle bir yıllığına gittim yani Yeni Zelanda'ya. Tabii bir yılı doldurmadan döndüm. Beni biraz sıktı açıkçası ülke olarak. Çalışıp biraz para biriktirip gezmek isteyen insanlar için biçilmiş kaftan bir. Yani muhteşem bir ülke. Ben daha çok böyle sokakta aksiyon olsun, hareketli olsun falan istediğim için Yeni Zelanda yaşam tarzı olarak bana hitap etmedi fazla. O yüzden ben ayrıldım. Yani başka bir ayrılma nedenim yok. Working Holiday vizesini bir kere kesinlikle araştırın. Yani kim olursanız olun, neyle uğraşıyor olursanız olun, bence bir yıllık bir ara verin hayatınıza. Bambaşka deneyimler katın. Orada kazandığın saatlik ücret 22 dolardan 30 dolara kadar, 40 dolara kadar bile çıkabiliyor. Yani tahmin edebilirsiniz ne kadar yüksek para biriktirebileceğinizi 3-5 ay içinde bile. Tayvan hakkında yaşanılabilir bir yer mi diye soran çok oldu. Onu da hemen kısaca cevaplayayım. Tayvan bana göre Asya kıtasında,
en yaşanılabilir ülkelerden biri. Neden? Japonya klasını düşünün. Güneydoğu Asya salaşlığını ekleyin. İşte Tayland'ın o salaşlığı, ucuzluğu gibi. Mix bir ülke orası ve insanları da Japonlar kadar böyle soğuk, çok sıcakkanlı insanlar. Aynı bizim gibi, Türkler gibi. Yani çok rahat muhabbet kurabileceğin, samimi olabileceğin insan. Hatta sen bile bir şey demeden atlarlar yani üzerine. Fazla detaya girmek istemiyorum o 11 ayla ilgili. Yani çok böyle sorularınız falan olursa aşağıda yorumlara yazın. Çok fazla sorulduysa o sorular, ben bir sonraki videonun sonunda falan tekrar böyle bir ekleme yaparım. Şimdi bir sonraki videoda da muhtemelen Murtake'nin gece hayatını mı diyeyim artık, hava karardıktan sonraki halini göreceğiz Murtake'nin. Bugün sadece o ortama bir girdik. Oradaki insanlarla, abilerimizle tanıştık. Bir sonraki video eminim ki inanılmaz bir video olacak. Pazar gününe yetiştirmeye çalışacağım. Saat 8'e. %100 demiyorum ama %95 o gün o saate yetiştirmeye çalışacağım o videoyu. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şunu da hatırlatayım. Eğer dışarıdan gelen izleyicilerden biriyseniz ve abone olmadıysanız henüz, abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarsanız bundan sonraki paylaşacağım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada kahve çok iyiymiş. Çok beğendim ben burayı. Şimdi çıkabiliriz. Yavaştan artık bu videoyu kapatırız dışarıda.